Dükkanda teslim ediyoruz belediyeye. Herkes Allah'a emanet. Herkese onun önüne mal. Yok yok, gel gel. Az daha beni kere getirsene kardeş. Dükkanlara Allah onların olsun artık. Ne hali varsa Allah bela versin. Sayın basın mensupları, sayın Beşyol sakinleri, sayın Beşyol esnafı olarak biz burada 35-40 senedir burada çile çekiyoruz. Şimdi biz diyoruz ki bize bir çözüm. Bu çözümü belediye mi verecek? Devletin kuruluşları versin diyoruz, verilmiyor. Belediyeden ümit bekliyoruz, umut ediyoruz. Lakin belediye bizi çok rahatsız ediyor, çok huzursuz yapıyor. Şimdi ben burada 35-40 senedir burada iş yerim var. Bu iş yerimi, şimdi yol geçti, köprü geçti, burası değerlendi. Şimdi bize değerinin altında değer biçiyorlar. Değerinin üstünde para vermemeye çalışıyorlar. Biz çeşitli mensup şeylerle, basın mensubuyla, halkla ilişkilere giriyoruz. Devamlı temas ediyoruz. Şu halde hala huzursuzuz. Buna bir çare diyoruz. Bu çare ne zaman bitecek, ne olacak? Zaten ortam yangın yeri gibi. Her akşam, her sabah dükkanlarımız soyuluyor. Huzursuzuz. Yani ne bileyim, nasıl anlatayım? Yani esnafımız tamamen huzursuz. Benim yerim 160 metrekare. 160 metrekare yere aşağı yukarı 80 metreye düşürmüşler. Bunun 40 metresinin içinden 15 metresini belediye bana diyor ki gelin diyor, anlaşalım, uzlaşalım. Ya uzlaşalım ama değerinde sen bana para vermiyorsun ki. Bizim yerin değeri 3 trilyon veya 2,5 trilyon. Sen bana 400-500 bin lira para veriyorsun. Nasıl uzlaşırım ben sizinle? Uzlaşamam arkadaş. Uzlaşmam için bunu helikopterden yukarıdan geziyorsunuz, bakıyorsunuz. Buraya imara açıyorsunuz. Gelip bana sordun mu esnaf olarak? Arkadaş gel bakalım sen burada, senin yerin neresi? Ne kadar var? Sen yerinden memnun musun? Biz buraları yıkacağız. Biz buralara TOKİ getireceğiz veya bina yapacağız, ev yapacağız. Benim şeyimi, gönlümü alıyor musun? Bana soruyor musun? Sormadan imar çıkartıyorsun buraya. Ya arkadaş çıkarttığın zaman bana bir sor. Ben buraya 35-40 senedir yapmışım, açmışım. Sen şimdi burada diyorsun ki sana şu kadar para, değerinin altında ben arsa alamam, inşaat yapamam. Benim yerim zaten imarlı yapmışım. 300 bin lira 86-87 senesi resmi olarak yapmamışım binamı. Sen bunun değerini, bana parasını vermiyorsun. Zaten karşımda yol geçti 7 sene önce. Arkadaşlarımız oradan aşağı 300 bin lira para aldı, ikişer tane daire aldı. Şu an 400 bin lira, 450 bin lira para veriyorsun. Kenar mahalleden, köşe mahalleden bir iş yeri, bir ev alamazsın yani. Şimdi para olmuş, dolar olmuş, nereye gitmiş? Bunun değerinin altında bu kadar para verilir mi esnafa? Yazık, günah değil mi? Bize bir iş yeri veya iş yeri, iş yeri değerinde bir iş yeri veyahut da iş yeri olarak bize temin etmemiz gerekir. Bunu temin etmiyorsunuz. Esnaf huzursuz. Şimdi bu şekil olmaz yani. Yazık, günahtır bu halka ya. Yer teklif ediyorlar. Yer teklif etmiyorlar. Şimdi böyle bir şey olur mu? Gel diyorlar, sana bir de mesaj atıyorlar. İşte 15 gün içinde gelin, gelmezseniz burayı ihaleyle satacağız. Ya bu burası Muz Cumhuriyeti mi arkadaş ya? Muz Cumhuriyeti burası. Böyle bir şey olur mu ya? Yazık, günahtır bu millete ya. İnsanların yani bıçak kemiğe dayan diyorlar. Buraya geldik yani. Bu, yapmayın bunu bu arkadaş. Gelin benim dükkanımı yıkacaksan değerinde parasını ver. Veyahut da bir arsa göster. Arsa temin et. Veyahut da bize iş tedarik edin. Bir sanayi, bir şey yapın ya. Biz şimdi geleceğiz belediyenin kapısına, bize iş mi vereceğiz arkadaş? Ekmek mi vereceğiz? Herkesin borcu var, harcı var. Bu kadar esnaf var burada ya. Yıkılacak dünya kadar mahalleler var bu sırada. Buraya mı geldiniz? Şurası hastane olacak diye hastane. Şu beş yolda birinin kolu kırılsa, bacağı kırılsa trafikten hastaneye gidene kadar ölecek insan ya. Buraya hastane ne yapmadı? Millet verdiği yerini bağışladı. Yazıklar olsun yani. Utanıyorum ya. Yani devletimden, hükümetimden utanıyorum arkadaş. Yazıklar olsun. Söyleyeceğim bu kadar yani. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bursa Beşyol'da esnaflık yapmaktayım. Recep Altepe döneminden beri burada başlamış olan kamulaştırma davaları şu an yeniden başladı. Belediye burada mesaj göndererek, tebligat göndererek insanları bir şekilde yerini vermeye zorluyor. Verilen bu ücretler, rayiç bedeller çok komik. Teklif edilen bedellerle kümes dahi alamayız. Buradaki insanların hepsi emekçi, hepsi çalışan, orta gelirde olan insanlar, hatta daha düşük gelirde olan insanlar. Ve bu insanlara yapılan zulümdür,
bunların yaptığını tefeci yapmaz diyorum. Başka bir şey demiyorum. İçeride vatandaş kendi hakkıyla alakalı konuşma yaptığında bizi yalancılıkla suçladılar. Hatta 3-4 kişiye birden aynı şey söylendi. Yalan söylüyorsun. O zaman vatandaş yalancı, belediye doğrucu. Belediyenin görevi nedir? Halka hizmettir. Bizim belediyemiz şu an halka hizmet etmiyor. Bunun dışında kar kazanmak için rant kapısı olarak görüyor buradaki insanları. Ve buradaki insanların hiçbiri rant kapısı değil.